Çin'in bir kuşak bir yol projesi var. Ta Çin'den başlıyor, Roma'ya kadar devam ediyor. Bir soft power hareketi. Öyle darbeler, şunlar bunlar değil. Kime karşı biliyorsunuz? Biliyor musunuz? ABD ve onun oluşturduğu o NATO, Avrupa Birliği'nin içerisinde, Avrupa Birliği'nde yutan, esir alan o güce karşı. Bugün AB NATO tarafından işgal edilmiştir. NATO Amerika tarafından işgal edilmiştir. Alman askerinden fazla Amerikan askeri vardır Alman topraklarında. Şimdi Polonya'ya aynısını yapıyorlar. Şimdi Ukrayna'ya aynısını yapıyorlar. Şimdi Yunanistan'a yapıyorlar. Ne yapıyorlar Yunanistan'a? Hatırlayın. Çok değil. 3-5 sene önce emekli maaşlarını bile ödeyemeyen bir Yunanistan'dan bahsediyorduk. Şimdi ülkesinin yarısını, Ekrem abinin de çok güzel bir sözü var, onu da ekleyeceğim. Ülkesinin yarısını ABD'ye peşkeş çeken, ABD zırhlı birliklerine peşkeş çeken, özellikle de Türklerin yaşadığı bölgeleri bu şeye esir eden bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Yunanistan da bugün Avrupa'da deflasyon yaşayan ender ülkelerden biri. Bakın, ya 3 sene önce emekli maaşlarını ödeyemeyen bir ülke bugün Avrupa'da bu yılki istatistikte eksi enflasyonu, İzlanda'yla birlikte eksi enflasyonu yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi Ekrem abinin güzel bir sözü var. Diyor ki Yunanlar sahilleri, plajda güneşlenebiliyorlarsa Yunanistan'ın kendilerine ait olduğunu zannederler. Oysa limanları bile satılmıştır Yunanistan'ın, işgal edilmiştir. Duyunu umumiye benzeri bir hal almıştır. Şimdi ABD ve NATO'su bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Çin, Türkiye, Rusya, İran. Bakın arada gelgitler olabilir, küçük anlaşmazlıklar olabilir ama genel bir konsept var. Bu blok bir şey tasarlıyor. ABD ve onun hegemonyasına, dünyada kurduğu baskıya baş kaldırıyor. Sovyetler dönemindeki gibi değil. Sovyetler dönemindeki farklı bir konseptle hareket ediyordu ama daha günümüzde hani düşmanının silahıyla silahlanma ya da onun silahına benzeri bir dilde cevap verme tarzıyla hareket ediyor. Soft power'ı kullanıyor. Bakın soft power'ı kullanırken de ülkeleri işgal ederek, sömürerek yapmıyor. Şimdi Çin'in bir kuşak, bir yol projesi, bizim o İpek yolu projemiz, ta buradan Çin'e kadar giden demir yolu hattı projemiz ile birlikte biz şunu tasarlıyoruz. ABD bunu görüyor. Türkiye ve Çin ve Rusya, Afrika'da şu an ABD'nin en büyük dert yandığı, Batılıların en büyük dert yandığı, Fransızların en büyük dert yandığı şey ne? Türkiye Afrika'ya devlet olma bilinci kazandırıyor. Bunu sadece biz yapmıyoruz. Bizle birlikte Çin de yapıyor. Önemli yatırımlar yapıyor. Soft power'la oraya yerleşiyor. Bakın Amerika'nın yıllardır, Avrupa'nın yıllardır sömürdüğü alanı, sömürdüğü, kargaşa, kaos çıkarttığı alana devlet olma bilinci kazandırıyor. Ve bunu altyapısını inşa edecek yatırımlar yapıyor. Bakın.